Şu anda Mona Tarım'ın kesme Phalaenopsis orkide serasındayız. Bugün sizlere Phalaenopsis orkide yetiştirme tekniği hakkında bilgi vereceğim. Phalaenopsis orkideleri epifitik bitkilerdir. Yani ağaçlar üzerinde asalak olmadan yaşarlar. Işık isteği bakımından genellikle büyüme ve gelişme döneminde 5000 ile 8000 lüks, çiçeklenme döneminde ise 8000 ile 15000 lüks arasında ışık şiddetine ihtiyaç duyarlar. Orkideler tropik bitkilerdir. Bu nedenle nem ihtiyacı yüksek bitkilerdir. Phalaenopsis orkidelerinde sıra içi neminin %60 ile 80 arasında olması istenir. Sıcaklık isteği bakımından Phalaenopsis orkidelerine baktığımızda optimum gündüz sıcaklığının büyüme ve gelişme döneminde 26-27 derece, çiçeklenme döneminde ise 19 ile 21 derece arasında olması idealdir. Gece sıcaklığının ise 14 santigrat derecenin altına kesinlikle düşmemesi gerekiyor. Phalaenopsis orkideleri tek dal üzerinde büyürler ve çiçekler genellikle sap üzerinde şurada gördüğünüz gibi almaçlı bir şekilde dizilirler. Bir sap üzerinde bitkinin yaşına bağlı olmak üzere ortalama 8-10 adet arasında çiçek bulunmaktadır. Phalaenopsis orkidelerin ekonomik ömrü 5 yıldır. Bitki yaşlandıkça bir sap üzerindeki çiçek sayısı da artmakta ve yaklaşık olarak 3. yıldan itibaren bir sap üzerinde bu bitkide de gördüğünüz gibi 15-20 adet arasında çiçek oluşabilmektedir. Phalaenopsis orkideleri genellikle ya saksı kültüründe ya da yatak kültüründe yetiştirilir. Saksı kültüründe doku kültüründen gelen bitkiler 10-12 cm çapındaki saksılara dikilirken yatak kültüründe bitkiler genellikle 40 cm genişlikte 20 cm derinlikteki yataklara dikilirler. Gerek saksıların gerekse yataklardaki malzemenin bitkilerin havai köklü olması nedeniyle mutlaka şeffaf olmasına dikkat edilmelidir. Phalaenopsis orkidelerinde hasat genellikle çiçek dalı ya da çiçek sapı üzerinde son uçtaki çiçek tomurcuğu gelişimini tamamladığında hasat zamanı gelmiş demektir. Hasat genellikle sap üzerinde ya 2. ya da 3. boğum üzerinden ya da alttan 5 santimetrelik mesafeden yapılır. Phalaenopsis orkidelerinde hasat yapıldıktan sonra orkideler oda koşullarında en az içerisinde hasat solüsyonu olan kovalarda ya da solüsyonlarda 3-4 saat süreyle su çektirilmesi gerekiyor. Su çektirildikten sonra nakliye için çiçekler kesinlikle kuru nakledilmemeli. İçerisinde su alan tüplere yerleştirilerek frigofilik tırlardan nakliye edilmesi gerekiyor. Şu anda tüpe yerleştirme işlemini görüyorsunuz. Çiçek sapları bu şekilde tüplere yerleştirdikten sonra bir kutuya yaklaşık olarak kutunun büyüklüğüne göre 25 ile 30 adet arasında çiçek yerleştirildikten sonra nakliye işlemi gerçekleştirilir. Orkidelerde genellikle havai köklere sahip olması nedeniyle yetiştirme ortamının geçirgenliğinin iyi olması, iri partiküllü ve gözenekli ortamların kullanılması gerekiyor. Phalaenopsis orkidelerinde yetiştirme ortamı olarak genellikle ya ağaç kabukları ya da iri lifli torflar kullanılmakta ve bu şekilde yetiştirecek işlemi gerçekleştirilmektedir. Sera içerisinde ışık oldukça önemli. Büyüme ve gelişme döneminde ve çiçekleme döneminde çok fazla ışık ihtiyacı istemediğinden dolayı seranın üzerine ya net dediğimiz gölge ağları ya da termal screen dediğimiz ısı perdeleriyle beraber mutlaka gölgeleme işleminin yapılması gerekiyor. Aynı zamanda nem de sera içerisine yerleştirilen ya sisleme ya da fog sistemiyle beraber sera içerisinde mutlaka nem ihtiyacının %60 ile 80 arasında olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Phalaenopsis orkidelerinde çok ticari olarak oldukça fazla çeşit bulunmakta. Şu anda gördüğünüz çeşit Türkiye'de en fazla bilinen ve tanınan beyaz renkli Nagasaki çeşidi. Yine bunun yanında mor renkli olarak bildiğimiz Manila çeşidini görüyorsunuz. Diğer tarafta da içi kırmızı olan ve dışı beyaz olan Phuket çeşidini görmektesiniz. Verim açısından Phalaenopsis orkidelerine baktığımızda ileriki yıllarda yani 1 yaşından sonraki 1 yıllık bitkilerde, 2 yıllık, 3 yıllık bitkilerde verim giderek artmakta. Genellikle metrekareye verim çiçeklenme döneminde metrekareye 20 adet dikilen bitkilerde 30 ile 50 adet arasında değişmektedir. Bitki başına verim ise genellikle 2, 3, 4, 5. yıllarda bitki başına verim yıl olarak baktığımızda 2 ile 2,5 dal arasında değişmektedir.